İngilizlerin tabii şeyi de meclis tartışmaları House of Commons da çok vahşidir. Tartışmalar çok kötüdür. Shadow ministerlar bastırır. Bir minister konuşur, prime minister, bir shadow prime minister konuşur. Shadow gölge bakanlar konuşur falan. Çok hareketlidir. Bu Listras'ı da bayağı bir haşladılar orada yani. Senin diyor işte şeyin politikaların gitti. Tax, vergi indirimlerin gitti. Herkes hep birazdan gitti, gitti diye bağırıyor bu arada. En yakın arkadaşın şu gitti. Sen niye buradasın o zaman falan diye böyle. Kadını bayağı haşet ettiler ya. Bunun bir arası yok mudur arkadaşlar? Bu yani bak 44 günde haşet oldu kadın. Yani azıcık bir ders alsa bizimkilerden, bak bizimkiler 20 senedir maşallah saltanat sürüyor yani. Bizimkilerden öğrenecekleri çok şey var. Ya bunun bir arası yok mudur bu arada arkadaşlar? Yani bu demokrasilerin bir ayarı bir şeyse yok yani, bir yalama olmuş burada da böyle. Çok 44 günde hükümet mi değişir ya? Yani şimdi Rishi Sunak geldi. Rishi Sunak tabii ki daha hani bir stabilite getirebilecek bir isim olarak gözüküyor Liz Truss'a göre, ama gene aynı partinin aynı saçma sapan politikalarını devam ettirecek birçok açıdan. Zaten bu konservatiflerin olayı ayrıcalıklı yerden bakmaları ve halkın gerçek gündemine iyice koptular yani. Halkın gerçek gündeminden. 12 yıldır başladılar ama hiçbir problemi doğru düzgün artık çözemez haldeler. Dolayısıyla ben İngiltere'de de yani artık iktidar değişiminin yakın olduğunu düşünüyorum. Labour gümbür gümbür geliyor artık. Bundan sonra konservatiflerin o kadar korkunç bir oy erimesi olacak ki bir daha bayağı uzun süre başa gelemeyecekler diye düşünüyorum. Böyle arkadaşlar, bu Rishi Sunak başa gelince benim bir sürü Hintli öğrencim var. Onlar da böyle tabii şey, bir heyecan var Hindistan komünitesinde. İşte bizden böyle birisi, onlar bizi işte 200 yıl yönetti, şimdi bir sıra bizde, biz yöneteceğiz falan gibi bir havaya giren Hintli teyzeler falan var yani böyle. Oğlum sen de bak, artık kıyaslayacak birini buluyor. Bir de Hintli anne babalar inanılmaz çocuklarına baskı uygularlar. Türkler gibidir böyle bu konuda. Okuyacaksın, büyük adam olacaksın, büyük en iyi yerlere geleceksin falan baskısı bizim Türklerden bile çok daha fazladır yani. Bizde vardır yani, doktor ol, mühendis ol oğlum, yap kızım falan. O baskının kat katını düşünün. Hintli anne babalar böyledir yani, çocuklarını ensesinde boza pişirirler. Şimdi bir de başbakan oldu. Bak, El Alemin oğlun başbakan olmuş. Sen daha burada pinekle falan diye Hintli teyzeler başladılar oğullarını falan şey yapmaya, darlamaya. Yani acayip de darlarlar yani böyle. Neyse, şu arada Diwali bayramı arkadaşlar. Bir sürü Hintli öğrencim de var. Böyle bayağı eğlenceli bir kültür yani ve çok eğlenceli bir bence şey. Öğrenilecek çok şey var diye düşünüyorum Hint kültüründen. Yemekleri, kültürü, cana yakınlıkları bize kültür olarak da çok yakınlar yani. Hem Hintliler, hem Pakistan, hem Bangladeş pek çok açıdan aslında benzeşen, o doğu toplumlarının pek çok ortak yönünü aslında taşıyoruz zaten. Onun için çok böyle bizden geliyor, bilmiyorum, ben çok yakın hissediyorum yani birçok açıdan Hint toplumuna, kendime. Dolayısıyla o aile yapısı falan da bize çok benziyor yani. Neyse. Böyle Rishi Sunak, ne diyelim, hayırlı olsun mu diyelim İngiliz. Çok benim umudum yok ama yani Liz Truss'tan iyidir gene. Yani bu Letus'tan iyidir, Marul'dan iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, hoşça kalın.